kendi takımının içinde Yaman'ın gördüğü çok büyük bir destek olduğunu ve bunun ilk günden beri bu şekilde devam ettiğini de izleyebiliyoruz. Yani hatta burada gelen yarışmacı arkadaşlar da anlattı. Mavi takımda dışlanan bir yarışmacı varsa erkek o da Hakan diye. Hakan çok yalnız bırakılıyor. Yaman'a ilk günden beri mavi takımın Hakan hariç diğer bütün erkekleri e, zaten bence frekans olarak sevdikleri için hep iyi yaklaştılar iyi anlaştılar. Yani Yaman'ın e, bugüne kadar onlarla çok mutlu ve birlikte hareket ettiğini çok rahat gözlemleyebiliyoruz. Gerek konseylerde gerek şeylerde. Hani böyle inanılmaz adada yalnız bırakılmış bir Yaman portresi. Bir de biz burada ekstra üzerine kaymaklı güzelleme yapmak istemiyorum. Yaman'ı ben mutlu da görüyorum. Artı mesela Yasin'le olan tartışmalarını da çok dikkatli izledim. Ee, yani aslında evet orada bir atışma oluyor ama... 5 saniye sürüyor sonrasında barış Hatta bütün arkadaşları gülerek işte ya o Geda ya Poyraz galiba gelip siz dostsunuz falan deyip birbirinin böyle kafasını ikisi de herkes birbirini seviyor sarılarak falan oturuyorlar yani e, orada Yaman'ın takım arkadaşları tarafından ezilmediği ve hatta tam tersi çok değer gördüğü de ya bunu da altını çizelim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı efendim kimle ilgili? Konu? Ha, yok şey, başka bir konuya mı geçeceğim? Başka bir Yaşarım, konuya geçeceğim. Marimardan Eduardo'yu. <laughs> <laughs> Hah pardon evet e, geldi evet Yaşar abimiz hemen görüntüyü verelim çünkü. Edouardo Murat Özal'ın bahsettiği dizi yıldızına ulaştık demişler. <laughs> <Y> <laughs> yıldıza ulaşmak. İşte Murat abicim doğru mu? Doğru doğru. Bu arada dizi de yıldıza ulaşmak. Hatırladım mı söylüyorum? Eduardo, Eduardo Capetillo. Evet. Bir de Doğru mu? Bir de e, Marimar dizinin adı Marimar'dı değil mi? Marimar vardı bir de yıldızı mar... ulaşmakmış abi. Hayır, hayır 1990, 1990 yılında. Hayır, hayır. Eduardo bu arada tebrik ediyorum. Şey Eduardo <laughs> Capetillo. Evet. evet, hatırladım ben de Bir de bir şey diyeceğim. Benim hatırladığım Marimar diye dizi. Ben de Marimar Mar. 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 Bizimkilerden Marimar biraz dizi. daha sonra. Çok güzel bir kadındı Marimar Mar. Yani evet, o dizide oynayan kadın o zamanın böyle flash ismiydi. Ben 1990, yani. 1990 mıymış bu dizi? 1990 ya, bu arada. 63. Yani izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz <laughs> bir ilgi bir anda tabii, tabii. hani hem olaya hakimiyet, resimlerle süsleme, bilgi verme Özellikle ben isimleri saymak istiyorum. Gonca Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Ee, bir izleyiciye çok teşekkür ediyorum. Nuri Gülsü'ye çok teşekkür ediyorum. Ee, Yassa 9801 Givenk yani isimlerinizi yazarsanız ya işte mesela sosyal medyanın güzelliği. Böyle de kullanılınca on numara bir şey çıkmıyor mu ortaya? Bu kadar ilgi alaka. Resimler Tunay Bey, Özgecan Hanım, Nuray Hanım, hepsine buradan ismini söyleyemediklerinden Hayır, özür de diliyorum. Furkan evet. da bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi evet. ne e, çocuğun dizideki ismi neymiş? Dizideki ismi ben Bebeto <laughs> diye. E Edu Eduardo Bebeto, Eduard. ama Eduard. Bebeto, Bebe, Bebeto bak şimdi bak başka bir şey aklıma geldi. Bebeto, Burak Kut'un lakabı değil mi? İşte ha. Burak Kut'un lakabı Bebeto'du o zaman. Evet, aynı. Bu çocuk da Bakalım. galiba bu Arıyoruz. çocuğa benzediği için Burak Kuta Bebeto dendi. Bu çocuğun dizideki adı mı Bebeto yoksa resmi adı mı Bebeto? O Bebeto'yu da çıkarsınlar. Abi, ben adı Sergio He? Santibanes. Bebeto nereden çıkıyor? Eduardo'ymuş abi. Adım Hayır dedi, ama Burak Kuta adı Bebeto adamın diyorlar. Adı Bebeto adamın adı diyorlar. Adı gerçek Romario adamın adı, adamın gerçek adı Eduardo. Ezer'in forvetiydi bu zamanda. Hatırlıyorsun değil mi? Romario <laughs> Bebeto, ikili forvet. Hatırladın <laughs> mı? Onu? Anladım, hatırladım. Romario yani, golcüydü. Romario'ya Bebeto vardı. Peki Burak Kutar şimdi bak onu da yazsa mesela. Burak Kuta niye Bebeto diyorlardı Beybi o zaman? Babyface olduğu için bence. Bebeto yok bence bence bu çocukta da bir ilgisi var olabilir. Bu arada adamın, adamın neresi? Mari 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 da Mari resmi. işte. İşte Mar bak bu Yaşar abi Marimar, e, işte, bak. Mari Mari Marimar abi işte çıktı bak Mari Mari. Güzel bir kızdı. Bir tane at sahnesi vardı Murat abi hatırlıyor musun? Ya Marimar? ben e, ben bu dizide 27 yaşındaymışım. <laughs> ben çok küçüktüm. E, siz doğmuş musunuz? E, Çamur atıyorlardı Marimar'ın altın bileziğini böyle ağzıyla çamurdan çıkarıyordu. Azade sen o zaman tabii... Ben çok travmatik sen, bir sahnedir mesela. Sen İzmir'de abi. İzmir'de ilkokulda geliyordun Ben İzmir'de ilkokuldan eve gidip akşamüstü. İzmir'de akşam ilkokuldan de... geliyordun eve bunu Aynen. seyrediyordun. 7-8 yaşında. Ben 27 bayağı yaşında yaşındayım. ben, bayağı... ben çocuk. Ben, <laughs> ben seyrederken 27 yaşındayım. Ben yaşında artık yaşındayım. gençleşmişim buraları seyretmiyorum bunu. Ben kaç ben yaşındayım? Ben çok yok bu marimarlarda. Ben marimarla full <laughs> varım. Yani hatırlıyorum o kadar yok. Efendim e, tabii ki eşleşmede bir tartışma yaşanıyor. Sevgili e, Nagihan'la... Aleyna arasında. Aleyna arasında. Onu da merak ediyor izleyicilerimiz ve aynı zamanda Yasin'in sakatlanması da var. Hangisiyle başlayalım isterseniz? Bence sağlık en önemlisi. Tamam. Sevgili Yasin, Yasin'in sakatlandığı anları hep birlikte bir izleyelim bakalım. O an neler olmuş. Buyurun Murat abicim. Şimdi Yasin koşarken sağ ayağından basıyor. Bastığı zaman da oradaki... Herkes de ilk bakışta onu hissediyor zaten. Bileği döndü diyor iki kişi. Fakat sonradan birisi çekti diyor. O çekti diyen bildi. İki kişi bileği döndü dedi. Uzaktan bakıyorlar yarışmacılardan. Birisi çekti deyince bence o bildi. Neden dersen tabii biz de futbol oynadığımız dönemlerde o bir tabirdir. Yani ayağım çekti derdik. Burada da Yasin'in o e, arka tarafında bir zorlanma oluyor. Orada bir çekme oldu işte. Bu zorlanmadan dolayı da e, inşallah tabii o zorlanma... Bir de şöyle zamanında bıraktığı için daha da ilerlememiştir o. Yani o anda artık bıraktı yani. Tekrar mesela eğer futbol maçı falan olsa bazen zorlarsın bir daha oynayayım deneyim falan dersin. O deneme sana daha beter zarar verebilir. Ama Yasin orada zaten bıraktı. Bıraktığı için de bence çok önemli bir şey olacağını düşünmüyorum. Yasin kardeşime geçmiş olsun diyorum ama bence bileği dönseydi eğer daha kötüydü. Çünkü bilek dönmesi daha uzun sürebilir. Evet Hanzade. Evet Yasin'e geçmiş olsun diyorum. Umarım hemen döner çünkü çok iyi gittiği bir sezonda. Ee, doktor hani önemli bir şey olabilir de ama belki de önemli bir şey olmaya da bilir gibi böyle bir ortada bırakan Arada bir konuştum. açıklama yaptı. O yüzden tedirginim benim gözüme çarpan çok güzel bir sahne vardı. İşte hep konuştuğumuz aslında onların arkadaş olduğu e, bazen tartışsalarda ikili ilişkilerin devam ettiği örnekler var. Yunus Emre ve Poyraz, bir, bir konuda Yunus Emre bir konuda Poyraz Yasin'i dışarı taşıdılar. Tabii ki sakatlık, sağlık çok önemli ama oradaki herhalde izleyenlerimiz de anlamışlardır o enerjiden ve e, tablodan aslında dostluğun baki olduğunu. Evet İhsan Bey merak ediyorum yorumlarınızı ciddi şekilde. Valla ben görüyorum. de bu konuda uzman, e, doçent doktor, sevgili Gökhan Özdemir'e... Profesör oldu Gökhan. Profesör. Benim yani profesör, kırığı, benim kırığı bulamayınca... Profesörlüğe elinden alındı, doçentte okay. düştü evet. <laughs> okay. İki gün sonra çıktı ya benim kritik. <laughs> o yüzden olmadı. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor peki? <laughs> Tam izlememekle beraber yani kritik. Ben şimdi şöyle dedim ya ben Yasin'in o bastığı yer yani bastıktan sonra bastığı ayak şöyle bir titriyor ya. Korktuğum şey çapraz. Değil mi? Bir bağ kopması. Yani böyle bir bağ kopması gibi olabilir. Çünkü çaprazlarda o futbolcularda da o gözüküyor bazen. ve Bir basıyor, futbolcunun bacak boşalıyor. O boşalma böyle eyvah diyorsun. Orada bir bağ mı koptu? Ama ondan sonra e, doktorun söylemleri beni bir rahatlatıyor açıkçası. Yani bir de Yasin oradan da bir sakatlığı vardı. Herhalde oradaki bir kas gerildi. Yani inşallah öyledir. Bağ kopmasını doktor muayeneyle anlar mı? Tam kopmuşsa onun bir testi var. Testini yaparsa anlar. Yani tam kopmuşsa ama. E, tam kopmuşsa ama yani daha hala tutuyorsa e, bir esnem varsa da şey yapabilir. Orada işte onun testlerini yapmıştır muhtemelen onu doktor. Ama bazen de şeyde çıkar. İşte MR görüntülemesinde çıkar. Ben yani yine de şeyim yani içim daha iyi bir de yani Yasin gerçekten bu sene ben çok beğeniyorum. Yani Yasin'in kaçıcı survivor ı? en beğendiğim survivor'ını yaşıyor Yasin. Parkur parkurlarda da performansla da çok iyi. Yani e, ada hayatı da böyle bir bence kötü başlayıp toparladı. Çok da iyi gidiyor survivor'da. Böyle bu, bu, bu Yasin'i izlemek istiyorum açıkçası. İnşallah devam eder. Yani inşallah şimdi, böyle bir şey yoktur ki yok gibi gözüküyor. Şimdi şöyle tabii ki Survivor'daki sakatlıkları değerlendirirken biraz da hikayesine bakmak lazım. Her hastanın da olduğu gibi. Biz anlık durumlara bakıyoruz ama ondan önce o durayı ne kadar zorladı, ne kadar yoğurdu, ne kadar deforme ettiğinin de büyük önemi var. Bazen orası patlama noktasına geliyor. Mesela Aydın'ın aşil tendonu patladı ama oraya kadar... Demek ki zorlamış, zorlamış, zorlamış. Orada aslında görüntüye bakıyorsun ya burada bu patlamaz diyorsun ama patlıyor. Zaten benim en tedirgin olduğum hiçbir şey olmayan, hiçbir darbe almayan bir anda yere düşen yarışmacı gördüğüm zaman Allah diyorum. Çünkü darbesiz sakatlık daha riskli ve evet, tehlikeli. Birikimler bazen böyle kötü bir şekilde açığa çıkabiliyor. Survivor X'lere kısa bir reklam arasından sonra devam edecek efendim.